Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir çalışma yapacağız. Çalışmamızı tığ işiyle örülebilecek her yerde kullanabilirsiniz. Yazlık bluzlarımızda, ceketlerde, battanelerde, etollerde, şallarda, nerede istersek orada bu güzel modelimizi değerlendirebiliriz. Yapımı oldukça kolay, kaydırmalı bir çalışma. Şimdi bütün aşamalarını sizlerle birlikte çalışacağız. Kolay gelsin. Modelimizi 4 ve katları üzerine kuruyoruz. Ben 36 tane zincirimi çektim. Bir tane de zincir ilave ettim. Şimdi modelimizi kuracak sık iğne zeminini hazırlıyorum. Bir zincir ilave etmiştim. Hemen yanındakine batıyorum. Sık iğnemle örüyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Sık iğnemi örüyorum. Sizler öreceğiniz örgünün türüne göre zeminimizi hazırlarsınız. Ona göre örersiniz. Yeleklerimizde, ceketlerde, hırkalarda, eğer etol şal yapacaksanız yine sık iğne üzerine başlarsanız güzel olacaktır. Sık iğnelerimin tamamını örerek geldim. Şimdi zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Ve bakın son sık iğnemiz şuradaki. Buradan itibaren saymaya başlıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum. Bir tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. 1 atlıyorum. 2.ye batıyorum. Yine 2 defa da çekiyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 1 atlıyorum. 2.ye batıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 1 atlıyorum. Sıradakine batıyorum. 3 tane kutucuk oluşturuyorum. 1, 2, 3. Şöyle bir tane büyük kutumuz, 3 tane de küçük kutumuzu ördük. Tekrar 6 tane zincirimi çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. Aşağıdan saymaya başlıyorum. Başını doluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5.ye batıyorum. Trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekip şuradaki kurmuş olduğumuz düzeni tekrar kuruyoruz. Bakın büyük trabzanımızı ördük. Arkasından yine 3 tane kutucuğumuzu örüyoruz. 2 zincirimi çektim. 1 atladım. 2.ye batıyorum. 2 zincir. 1 atlayıp yandakine batıyorum. 2 tane zincir. 1 atlayıp yandaki trabzı sık iğneme batıyorum. 3 tane kutucuğumuzu oluşturduk. Tekrar 6 zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5.ye batıyorum. Modelimizin zeminini bu şekilde kuruyoruz. 5 tane, yani 4 atlayıp 5.ye batıyoruz. 1 atlayıp 2.ye batıyoruz. Üste 2 zincir çekiyoruz. Büyük olan ise üste 6 tane zincirimizi çekiyoruz. Çekmiş olduğum zincirimi tamamlayarak modelimizin altını kurdum. Önce geniş bir kutucuk, daha sonra 3 tane kutucuk, geniş kutucuğumuz. 3 kutucuğumuz şeklinde modelimizin zemini ne kadar uzun olursa olsun bu şekilde hazırladık. En son başlangıç noktamız gibi bitirmemiz gerekmekte. 6 tane zincirimizi çekerek başlamıştık. Yine burada 6 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4 ve 5. En sondaki sık iğneme gelerek batıyorum ve birinci zeminimizi, yani sıramızı bu şekilde kurmuş oluyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Diğer tarafta çektim. Şimdi şöyle görelim. Yuva içerisine giriyoruz. Tığımızın başını dolayarak fıstıklarımı örmeye başlıyorum. Şöyle belirli bir ölçüde olsun. Çok abartılı uzun olmasın. 2, 3. 3 defa da aldım. 2 defa da çekiyorum. Önce doladıklarımı, sonra diğerini. Araya bir tane zincir doluyorum. 1, 2, 3.
İki defa da çekiyorum. Bakın bir çektim, bir kapadım. Araya bir tane zincir. Tekrar doluyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2 defa da çektim. Bir tane zincir. Dördüncü fıstığımı yapıyorum. Çekiyorum. Kapatıyorum. Mutlaka 2 defa da çekelim. Daha muntazam durmakta. Bir tane zincirimi çektim. 1, 2 ve 3. Çekiyorum, kapatıyorum. 5 tane fıstığımızı ördüm. Dönüşte 4 zincir çektim. 5 fıstık, aralarında birer tane zincir. Şimdi 2 zincir çekelim. 1, 2. Çekmiş olduğumuz zincirimizi tam ortadaki kutunun içerisine gelerek batalım. 3 kutumuz vardı. Ortadakine batıyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Diğer kutuya geliyorum. Büyük kutuya. Büyük kutuya baştaki işlemimin aynısını tekrar ediyorum. Araya 1. 3 defa aldım. 2 defa da çekiyorum. Araya bir tane zincir. Tekrar 1, 2 ve 3 çekiyorum. Kapatıyorum. Araya bir zincir. İpimi şöyle rahatlatayım. 1, 2 ve 3 çekiyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. 4 oldu. 1, 2 ve 3 kapatıyorum. 5. fıstıktan sonra 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Ortadaki kutumun içerisine bir tane sık iğne ile bağlanıyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine büyük kutucuğun içerisine buradaki ve baştaki yapmış olduğumuz gibi 5 defa, yani 5 tane 3'er defa sardığımız fıstığımızı örüyoruz. Sona doğru aynı işlemlerimizi tekrarıyla ilerleyelim. Çekmiş olduğum zincirimi tamamlayarak modelimizin altını kurdum. Önce geniş bir kutucuk, daha sonra 3 tane kutucuk, geniş kutucuğumuz, 3 kutucuğumuz şeklinde modelimizin zemini ne kadar uzun olursa olsun bu şekilde hazırladık. En son başlangıç noktamız gibi bitirmemiz gerekmekte. 6 tane zincirimizi çekerek başlamıştık. Yine burada 6 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4 ve 5. En sondaki sık iğneme gelerek batıyorum ve birinci zeminimizi, yani sıramızı bu şekilde kurmuş oluyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Diğer tarafta çektim. Şimdi şöyle görelim. Yuva içerisine giriyoruz. Tığımızın başını dolayarak fıstıklarımı örmeye başlıyorum. Şöyle belirli bir ölçüde olsun. Çok abartılı uzun olmasın. 2, 3. 3 defa da aldım. 2 defa da çekiyorum. Önce doladıklarımı, sonra diğerini. Araya bir tane zincir doluyorum. 1, 2, 3. 2 defa da çekiyorum. Bakın bir çektim, bir kapadım. Araya bir tane zincir. Tekrar doluyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2 defa da çektim. Bir tane zincir. 4. fıstığımı yapıyorum. Çekiyorum. Kapatıyorum. Mutlaka 2 defa da çekelim. Daha muntazam durmakta. Bir tane zincirimi çektim. 1, 2 ve 3. Çekiyorum, kapatıyorum. 5 tane fıstığımızı ördüm. Dönüşte 4 zincir çektim. 5 fıstık, aralarında birer tane zincir. Şimdi 2 zincir çekelim. 1, 2. Çekmiş olduğumuz zincirimizi tam ortadaki kutunun içerisine gelerek batalım. 3 kutumuz vardı. Ortadakine batıyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Diğer kutuya geliyorum. Büyük kutuya. Büyük kutuya baştaki işlemimin aynısını tekrar ediyorum. Araya 1. 3 defa aldım. 2 defa da çekiyorum. Araya bir tane zincir. Tekrar 1, 2 ve 3 çekiyorum. Kapatıyorum. Araya bir zincir. İpimi şöyle rahatlatayım. 1, 2 ve 3 çekiyorum.
Kapatıyorum. Bir zincir, 4 oldu. 1, 2 ve 3. Kapatıyorum. 5. fıstıktan sonra 1 ve 2 tane zincir çekiyorum. Ortadaki kutumun içerisine bir tane sık iğne ile bağlanıyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine büyük kutucuğun içerisine buradaki ve baştaki yapmış olduğumuz gibi 5 defa, yani 5 tane üçer defa sardığımız fıstığımızı örüyoruz. Kutucuklarımızın içerisine fıstıklarımızı yaptık ve sıra sonundayım. Bir defa başını doluyorum, dibine batıyorum. 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3. Fıstıklarımızın boyuyla eşit olsun çekmesi. Diğer tarafta 4 tane zincir çekmiştim. Ve yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Eğer iğneniz sıkıysa bir tane de fazla çekebilirsiniz. Şimdi ilk başlangıç sırasındaki bir büyük 3 tane küçük kutucuk yapmıştık. Bakın şimdi yuvamızı yeniden hazırlıyoruz. Yani modelimizi yarım olarak ikinci sıramızda kuruyoruz. Kaydırmalı çalışacağımız için başlangıç ve bitişi yarım olarak çalışıyoruz. Buradaki 3 kutuyu 2 kutu olarak başlangıca yerleştireceğiz. Bunun için eğer buradaki zinciriniz çekecek gibi olursa bir ya da 2 tane de fazla çekebilirsiniz. Ben 6 tane zincirimi çektim. Şimdi bu zincirimi başını doladım. 2 fıstığın arasına değil, 2 ile 3'ün arasına giriyorum ve örüyorum. Şu şekilde ördüm. 2 tane zincir çekiyorum. Diğer fıstığımın arasına giriyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Bir sonrakine girdim. Burada 2 tane kutu olacaktı. Bakınız başlangıçta da söylemiştim. Bir şöyle kenarımız 2 tane küçük kutu. Şuradaki yapmış olduğumuz 3 kutu başlangıç ve bitişte 2 tane kutu olacak. Büyük kutumuz için 6 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Burayı sık iğne battığımız yeri atlıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 ile 2. fıstığın arasına giriyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 ile 3'ün arasına giriyorum. 2 zincir çekiyorum. Sırasıyla bakın 3 ile 4'ün arasına giriyorum. 2 kutu oldu. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. 4 ile 5'in arasına girdim. 3 tane kutumu buraya ördüm. Başlangıç yarımda 2 kutu. Arada 6 zincir, 3 tane kutu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tığımın başını doluyorum. 1 ile 2. fıstığın arasına 1. trabzanımı. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki fıstığımı hiç atlamadan 2 zincir fıstık aralarına birer trabzanı üstlerinde 2 zincir olarak örüyorum. 3 tane kutum olduktan sonra 3, 4, 5, 6 zincirimi çekip tekrar batıyorum. Bitişte 2 tane kutumuz olacak. 2 zincir, 2 zincir. Bakın 2 tane kutumuzu bitişe başlangıca yaptık. Şimdi kenarını tamamlıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir çekelim. Trabzanımızla kenardaki trabzanın üzerine batarak burayı da tamamlıyorum. Evet, kaydırma işlemimizi yaptık. Zeminini hazırladık. Bir üst sıraya buradaki büyük zincirlerimizin içerisine aşağıdaki fıstıklarımızı yerleştireceğiz. Ön yüzden şöyle görelim. Çevirmeden zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. Şuradaki görmüş olduğumuz ilk küçük kutunun içerisine gelerek bir tane sık iğnemi örüyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Giriyorum. 1, 2, 3. 1, 2 defa da çekiyorum. Bir zincir. Toplam 5 fıstığımı aynı şekilde örüyorum. Çekiyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. 1, 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. 1, 2 ve 3 çekiyorum, kapatıyorum. Bir zincir. 5. ve son fıstığımızı yerleştiriyorum.
Çekiyorum, kapatıyorum. Son olduğu için bir, iki zincirimi çekiyorum. Ortadaki kutu içerisine sık iğnemi örüyorum. 3 tane kutumuz vardı. Tekrar iki zincirle çıkıyorum. Aynı şekilde fıstıklarımı örüyorum. Sona kadar ilerleyelim. Fıstıklarımızı örerek ilerledim. En son iki zincirimi çektim ve bakın bir kutu atlayıp sondaki kutuya battım. 3 tane zincirimi çekip bitişimi yapıyorum. 3 defa da çıkıyorum. Tekrar çevirmeden bu yönde 6 zincirimi çekiyorum. 4, 5, 6. İlk sıradaki yapmış olduğumuz kutucuklarımızın bulunduğu sırayı şimdi aynı şekilde örüyoruz. 6 tane zincirimi çektim. Büyük kutumu ördüm. Şimdi 3 tane küçük kutumu fıstıklarımın arasına yerleştiriyorum. 1 ile 2'nin arasına giriyorum. Örüyorum. 2 zincir. Sırası ile 2 zincir çekip modelimizi kaydırmıştık. İlk sıra üzerine kuruyoruz. 2 kutu oldu. Üçüncü kutumu da ördüm. Evet. 6 tane zincir, 3 kutu. Şimdi tekrar 6 tane zincir. 5 ve 6. Tığımın başında doluyorum. Fıstıkların arasına girerek birer birer trabzanlarımı aralarına 2 zincir çekerek örüyorum. Üç tane kutumuz oldu. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, ilk başlangıç sırasına bu şekilde döndük. Bitişte de yine kutucuklarımı hazırladım. 3 zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. 6 zincirle gelmiştim. 1, 2, 3. Üçüncü zincirim içerisine batıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane çekerek çıkıyorum. 4 zincir çekerek çıkıyorum. 2, 3, 4. Çeviriyorum örgümüzün ön yüzünü. Başlangıçtaki yapmış olduğumuz işlemimizi aynen tekrar ederek örüyoruz. 5 tane fıstığımızı örüyoruz. 2 zincir çekip tam ortadaki kutucuğun içerisine batıyorum. 2 zincir çekip tekrar büyük yuvaya 5 tane fıstığımızı örüyoruz ve bu şekilde yerleştiriyoruz. Diğer sıramızda ise kaydırdığımız şekliyle ikinci sırada uyguladığımız fıstık grubumuzu uygulayarak modelimizi devam ettiriyoruz. Modelimizi daha öncesinden ben örerek büyütmüştüm. Bakınız aynı şekilde devam edecek. Bu iki modelimizi uyguladığımız şekliyle örebilirsiniz. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.